Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Hayatım Mutfak Mine. Sizlerle bugün beraber çok lezzetli bir börek yapacağız. Yufka kullanmadan patates börek yapacağız arkadaşlar. Nefis, kolay, pratik bir tarif. Hadi Bismillah deyip tarifimize geçelim ama videomuzun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar like ve yorum atarsanız da çok sevinirim. Şimdi yapımına böreğimizin geçebiliriz. Şöyle. Öncelikle yaklaşık 5-6 adet orta boy patates kullanıyoruz arkadaşlar tarifimiz için. Şu şekilde ben hatta size göstermek istiyorum. İnce ince şöyle çok küçük olmayacak vaziyette doğruyoruz. Bu doğrama aşaması olacak. Ardından diğer ikinci aşamamız var. Onu da başka bir karıştırma kabında yapacağız inşallah. Şu şekilde ince ince patateslerimizi doğrayalım. Adet miktarı tepsinizin büyüklüğüne göre değişebilir arkadaşlar. Patatesimizi hazır hale getirdik. Şöyle kenarda bekletelim. Diğer taraftan biz diğer aşamamızı hazırlamaya koyulalım. Arkadaşlar öncelikle 4 adet yumurtamızı karıştırma kabına alalım. Ben burada large boy yumurta kullanıyorum. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ, hatta 1 çay bardağından şöyle az biraz eksik de olabilir. Ve üzerine yine 1,5 su bardağı yoğurt ilavesi yapıyorum. Yoğurdun sıvı yerinden kullandım arkadaşlar. Şöyle. Öncelikle şöyle bütün malzememi karıştırıyorum. Malzemem karıştıktan sonra arkadaşlar üzerine yaklaşık 1-1,5 tatlı kaşığı kadar işte damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Üzerine şöyle 2 yemek kaşığı dolusu şöyle mısır unu kullanıyorum ve 2 yemek kaşığı da normal un kullanıyorum. Son olarak da üzerine şöyle bir paket kabartma tozunu da ilave ediyorum ve bütün malzememi karıştırıyorum. Arkadaşlar burada akışkan bir hamur elde etmiş olacağız. Çok katı kesinlikle olmayacak çünkü patateslerimizin de pişmesi gerekiyor. Şöyle iyice karıştırdık. Bu şekilde hazır hale getirdik. Şimdi patatesle buluşma zamanı. Patatesimizi hazır hale getirdik bunu da. Şimdi fırın tepsimizi şöyle altını az biraz yağlıyoruz arkadaşlar. Ve hazırladığımız karışımı dökeceğiz. Şöyle öncelikle herhangi bir fırın tepsisine de koyabilirsiniz. Bunların yuvarlakları var. Bunların yuvarlaklarında da kullanabilirsiniz. Bu şekilde hazır hale geldi. Şimdi fırına gidebilir arkadaşlar. Yaklaşık 170 derecelik fırında patatesler pişinceye dek fırınlayacağım. Eğer ki böyle birden pişiriyorsa fırınınız, üzerine yağlı kağıt kapatmanızı da tavsiye ederim. Şimdi ben alt üst fanlı fırında iyice pişinceye dek fırınlayacağım. Şöyle arkadaşlar fırından çıktı. Üzerine ben hemen isteğe bağlı arkadaşlar ama ben güzel olduğunu düşünüyorum. Biraz şöyle yaklaşık bir orta boy kase büyüklüğünde kaşar serpiliyorum. Şimdi tekrar fırına gidebilir arkadaşlar. Şöyle kaşarlar eridikten sonra fırından çıkartacağım. Gördüğünüz gibi muhteşem bir şekilde kızardı ve çok da lezzetli görünüyor. Şimdi sizlerle
şu içinde göstereyim nasıl olduğunu, nasıl piştiğini. Dediğim gibi kaşar çok güzel yakışıyor. Şöyle böreğimin içini de göstermek istiyorum arkadaşlar ve gerçekten çok lezzetli olmuşlar. Benimki hafiften biraz sosuz olmuş. Keşke biraz daha tuz ekleseydim. Gerçekten dediğim gibi börek tadında, evde yufkanız yoksa patatesli börek tadında nefis bir lezzet oluyor. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Şöyle sıcak sıcak da kahvaltınıza yetiştirirseniz hele ki muhteşem lezzetli oluyor. Bu şekilde arkadaşlar bir tarifimin ve videomun daha sonuna geldik. Eğer ki tarifimi ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yine soru ve görüşleriniz olursa açıklamalar bölümüne, soru bölümüne bırakırsanız cevaplamaya çalışacağım inşallah. Malzeme listesinin, tepsinin boyutunu da açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. Farklı tariflerde, farklı videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.